Buranın eti Avusturya'nın olduğunu biliyor musun? Bizim Elazığ'daki Harput'taki Şamil abinin yeri gibi. Karşının içinde gezerken gene bir cami, Allah'a şükürler evet. olsun. Hiçbir bilgim yok. Yerdeki taşlar Osmanlı'nın izlerini taşır kardeş. Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Saraybosna'nın ilk bölümüyle karşınızdayız. Sizlerle birlikte Saraybosna'yı keşfedeceğiz. Ama şunu belirtmek istiyorum başında. Bu bir Balkan turu değildir. Sadece 2 günlüğüne Saraybosna'ya geldim. Fuat abiyi görmek için. Fuat abiyle birlikte bir Saraybosna gezisi yapacağız. Hadi bakalım. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Videoya başlayalım. Şimdi kahvaltı yapmak için ilk nokta Saçbari'ye geldik. Burası Bosna'nın en eski yerlerinden bir tanesi. Otantik kömür ateşinde börek yapıyorlar. Hello. Merhaba. Bir porsiyon kıymalı. Başka neyli var? Neyli var? Kıyma, peynir, spanak var. Bir porsiyon peynir alalım, bir porsiyon kıyma alalım. Patates ve... 2 dakika peynir. Tamam, patates ve spanak karışık yapabilir miyiz yarım yarım? Toplam 3 porsiyon. Zaten burası memleketin en iyi börekçisi. Abi ama süper yer. Daha önce yedin mi boşnak böreği? Yok, boşnak böreği yemedim. Çok iyi yapıyorlarmış. Saç börek diye bir mekan. Bir bakalım birlikte. Baksana güzel ama. Tabii. Köy usulü. Aynen. Kömür ateşinde pişiriyorlar abi. Köyde ben... Evet olsun. Köyde anam da aynı bu şekilde yapar. Üzerine böyle yoğurt sos. Biz de köyde böyle yapardık. Tezek ateşinden üzerini kapatırdık. Yapma ya. Sacın. Allah'ıma. Elazığ'da mı abi? Yok köyde. Anam da aynısını yapardı. Vay be. Şimdi bir ortam güzelmiş olacaksın abi. Sacın üzerine ateşi kapatıyorsun. Yani tezek ateşini sacın üstüne koyuyorsun. Aynı bu şekil oluyor. Hadi abi, biz de köyde yaptığımız. Şimdi o neyle? Patates ıspanak. Patates ıspanak. Bir porsiyon peynir. Peynir 2 dakika. Tamam kıyma. Bir porsiyon. Yoğurt sos yani. Evet olsun. Ne içersin falan? Benim için fark etmez. Ne var ki burada? Kola olabilir. Ayran var, kola var. Evet, kola olabilir. Tamam. Fuat abi nasıl, beğendin mi? Güzeldir. Allah fakir fukaraya versin. Amin. İki kaşıkla yemeğe alışık değilim. Biraz sosyeteye kaçamam. Nasıl oluyor? Birini keserler. Çatalı sol elemiyorlar. Aynen. Hangisi? Sen nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Vallahi. Ben de çok beceremem. İki tane şeyden yememişim ben. Nasıl Fuat abi, beğendin mi börekleri? Buranın eti Avusturya'nın olduğunu biliyor musun? Yok abi. Avusturya eti var. Böreklerimiz böyle. Odun fırında pişiyorlar kömür ateşinde. Altlı üstü kapatıyor da boşnak verilen bir özelliklerden bir tanesi. Ya genel olarak güzel, fena değil. Saç börek burası. Konunu bırakıyorum, açıklama kısmına. Ziyaret etmek isterseniz gelebilirsiniz. Hemen çarşının girişinde sol tarafta. Evet, böreğimizi yedik Fuat abiyle. Şu an şehrin sokaklarında geziyoruz. Burası Başçarşı Meydanı. Fuat abi, Bosna'yı sevdin mi baba? Vallahi Bosna nasıl? Ya sanki Türkiye'deyim. Değil mi? He, Türkiye. Burası İstanbul. Hiç Ankara, İstanbul, İzmir. Aynı sanki İzmir'deyim, İstanbul'dayım. Aynen, hiç güzel. Farkı yok. İstanbul'dan bana hiç buranın farkı yok. Sanki evimdeyim yani. Öyle değil bir mi? Hava var yüreğimde. Camiler var, ezan okunuyor. Ha, burada bak. 1, 2, 3, 4, 5 cami. 5 tane cami var. Bak. Sisli olan yeri göstersene. Evet. Sisli olan yer. Cami 1, cami 2, cami 3, cami 4, cami 5. 5 tane cami, şimdi 5 caminin arasındayım. Kolombiya'da böyle bir şey yok. Kolombiya'da nerede var ya? Ya Allah'a şükürler olsun ya. Allah'ıma şükürler olsun. Ezan sesi var kardeş. Özledin ha bu toprakları. Ya ne demek ya be ya? Bak çizgiye bak çizgiye. Bak bak çizgiye bak. Oradan buraya. Doğru. Şu sisli tepeden. Bak 1. Aynı ama aynı güzergahta olması benim dikkatimi çekti. Hepsi çizgi yapmışlar değil mi? Evet. Bak minare 1, minare 2, cami 3, 4, 5, 6. 6 tane cami, 6'sı da aynı sırada. Bu beni biraz etkiledi. Fuat abi dükkanı ne zaman açıyorsun Bosna'da? Vallahi dükkanı ne zaman açacağız Bosna'da? Yarın da olabilir, öbür gün de olabilir. Her an her şey olabilir yani. He. Gelmek aynı isteyen şey. Dostları bekliyoruz. Gelmek isteyen dostlarımızı bekliyoruz. Paralı değil. Misafirimiz olabilir, başımızın gözümüzün üstüne yeri var. Dükkanın ismini ne koyacaksın? Taco Rako Rico. Kolombiyalı dönerci Fuat Usta. Kolombiyalı dönerci Fuat Usta. Dükkanın ismi Taco Rako Rico. Ala orde, ala orde. Taco Rako Rico. Aynen bu. Dükkanın ismi.
Bostan'a tamamen Osmanlı kültürü hakim Fuat abi. Her yerde tarafta, böyle mimar, tarihi, dokular falan. Her tarafta Osmanlı. Osmanlı izi var kardeş. Her yerde. Sevdin abi Osmanlı abi. Taşlar bile Osmanlı izlerini taşıyor kardeş. Evet, kapalı çarşı gibi dükkanlar böyle. Gerçek. Konsept. Bana da kalabalık. Taşlar var ya, yerdeki taşlar Osmanlı'nın izlerini taşıyor kardeş. Bu bir gerçek. Özellikle cumartesi pazar günleri bayağı kalabalık oluyor Saraybosna. Türkler de oldukça yoğun geliyor. Pegasus, Türk Hava Yolları, Anadolu Jet, bunların hep tarifeli uçuşları var. Direkt İstanbul'dan gelinebiliyor. Kış aylarında sadece hafta sonu yoğun oluyor ama yaz aylarında 3 ay full kalabalık oluyor burası. Evet, burası Bosna Hersek, başkent Saraybosna. Fuat abiyle Saraybosna sokaklarını kaldığımız yerden keşfetmeye devam ediyoruz. Hemen sen de benim nerede olduğumu bilirsin, peşime yalla geldin. Hemen gelirim abi. He? Gelirim ben hemen. Ya, nereden bilirdin benim burada olduğumu? Ben senin her attığın adımı biliyorum abi. Allah'ın nerede olurdu? Tabii canım. Nereden bilirdin? İşte dostlarımız söylüyor sağ olsunlar. Vallahi yok. Tak baktım çıktın hemen. Burası Moriç Han. Bizim Elazığ'daki Harput'taki Şamil abinin yeri gibi. Evet, değil mi? Yöresel şeyler satıyorlar, hediyelik. Evet. Burası Moriçan, Fuat abi. Böyle kahveciler falan var burada, otantik. Böyle oturup Türk kahvesi, Osmanlı kahvesi. Benim bir tane arkadaşım var abi, onu da çok seviyorum. Şamil abi diye bir arkadaş. Elazığ Harput'ta, onun da aynı böyle yeri var. Evet. Hadi ya. Aynı, o da böyle şeyler satıyor. Buradan selam olsun evet. O zaman abimize. Buradan Şamil abime de selam, Harput'taki Şamil abiye selam olsun. Çarşının içinde gezerken yine bir cami karşılıyor. Çarşının bizi. İçinde gezerken yine bir cami, Allah'a şükürler evet. Olsun. Allah'ımın evi, kurban olam Allah'a. Her yerde cami var burada. Buralar hep Osmanlı'dan kalma. Full cami var abi. 500 yıla yakın yaşamışız Osmanlılar burada. Burada? Evet. Bak benim bilgim yok mesela. Onun dolayı hep Osmanlı mimarisi, kültürü benim hakim. Benim hiçbir bilgim yok. Müslüman nüfus da yani Osmanlı'dan kaynaklanıyor burada. Ama nedense bilmiyorum, ben burada sanki kendimi böyle Türkiye'de hissediyorum. Değil mi? Bu bir gerçek. Hiç yabancılık çekmiyorsun. Yok asla. Sanki evimdeyim ha. Aynen o şekil. Burası böyle. Burası böyle Gazi Hüsrev. Gazi Hüsrev Begoma Cavisi burası. Şehrin hemen meydanında baş çarşının içinde. Gelince burayı da göreceksiniz. Burada Arap kardeşlerimiz var. Çalgı çalıyorlar. İlahi söylüyorlar. Şimdi Gazi Hüsrev Begoma Camisi'nin hemen bahçesinin dışında bir yer var burada, çifte musluk. Şimdi Fuat abi, burada soldan içersen biriyle evleniyorsun, tamam. Sağdan içersen de bir daha geliyorsun. Sen hangi musluğu kullanacaksın? Kardeş ben karının korkusundan soldan içmeyeyim. Yapma ya. He, yengenin korkusundan ben soldan içmeyeyim. Sağdan içeyim ki ben buraya bir daha geleyim. Hadi bakalım, soldan içersen buradan evlenirmişsin, sağdan içersen buraya bir daha gelirmişsin. Ben en iyisi soldan içmeyeyim kardeş. Ben sağdan içeyim, buraya bir daha geleyim. Bana evlenmek lazım değil kardeş. Buyur abi. Aha. Elhamdülillah, çok şükür ya. Afiyet olsun yarasın abi. Sağ ol kardeşim. Soldan içeydin bir parça da. Korkudan soldan içemiyorum kardeş. Aynen bu şekilde. Sıkıntı olur diyor ha. Ya soldan içersen evlenirsin. Yenge vurur seni vallahi. Vallahi vurur, vallahi vallahi. Şu anda izliyor seni. Yemin sana, beni 6.35'ten vururlar vallahi. Gözü kara diyor. Aynen. Ya. Dikkat et kendine Fuat abi. Aynen. Sakın ben yokken gelip içmeyesin ha soldan. Yok içmem kardeş, içmem vallahi. Bak burada yine aynı Türkiye gibi közlenmiş mısır kestane satıyorlar Fuat abi. Çok güzel. Buyurun. Merhaba abi, kolay gelsin. Merhaba. Allah razı olsun. Türkçeniz iyi maşallah. Buralısınız değil mi abi? Bosnalısınız. Ha? Bosnalısınız. Buralısınız. Saraybosna. Türk kültürü burada aynen. Olduğu için. Çok misafirperverler Fuat abi. Burada Türk kültürü var. Misafirperver oldukları her halinden belli. Hemen ikram etti abi. Evet. Teşekkür afiyet ederim olsun. Ona da. Teşekkürler. Eyvallah. Sağ ol abi. Çok teşekkürler abi. Abimiz yeri burada. Gazi Hüsrev Begoma Camisi. Seni Türkiye izliyor şu an abi. Bütün Türkiye seni izliyor. Gelirseniz ziyaret edersiniz. Aynen. Kolay gelsin. Teşekkürler. Eyvallah. Çarşının tam ortasında Gazi Hüsrev Begoma Çarşısı var. Pasaj daha doğrusu. Fuat abi. Burası da yine Osmanlı döneminden kalma kapalı çarşılarından bir tanesi. İstanbul çarşısı gibi. Tabii İstanbul'da kapalı çarşının aynısı diyebiliriz aslında. Böyle hediyelik şeyler, altın, takı, deri gibi eşyalar satıyorlar burada. İstanbul çarşısının aynısı. Türkiye özlemini gideriyorsun burada abi. Aynen. Herkes diyor ki Fuat abi 10 video gelsin, 20 video gelsin. Sen ne kadar çok seviyorlar abi. Ya ben de insanları seviyorum, insanlar beni seviyor kardeş.
Bir şey demem şu taco raco rico demişim. Hala orada, hala orada. He, taco raco rico, hala orada, hala orada. Anne öldü, baba öldü, Allah vurdu, buraya attı. Taco raco rico demişim. Devam yani taco raco. Aynen böyle abi. Ya ben de insanlarımızı sevim kardeş. Beni seveni ben de sevim kardeş. Ne güzel abi. Allah razı olsun onlardan. Mesela seni yüzlerce insan aradı. Bir tanesi de bana demedi. Fuat abi bize telefonumuzu açmamazlık yapmadı. Hep arada konuştu. Kim ararsa arasın ben telefonu açarım. Herkesle konuşurum. Hiç sıkıntı yok. He. Ben de değişmem. Değişme olmaz. Süper. Para, abi. Pul, bilmem şöhret şu an beni mümkün değil. Değiştiremez. Asla. He. Süper abi. Vallahi doğal kalmak çok önemli. Aynen. Beni değiştiremez yani. Ben kendi sobamda tezek yaktığımı unutmam. Ben oradan geldim. Yolda yürürken şimdi seni de burada da tanıyorlar. Ha, burada, hoşuna gidiyor mu? Burada da tanıyanlar çıkıyor. Ondan sonra havalimanında bir sürü tanıyan çıktı. Fotoğraf çekmeler bilmem neler. Yapma ya. Ama havalimanında biraz şımardım. Aynen. Daha Türkiye'yi gezmedin sen, bir de gezseydin var ya Fuat abi. Sokaklarda yürüyemezdin yani. Doğrudur. Çünkü seni çok seven var abi. Milyonlarca insan. Vallahi ben insanlarımızı seviyorum kardeş. İnsanlarımı seviyorum. Ben biliyorum ki kötü insan beni asla ve asla aramaz. Mümkün değil. İlk videoyu çekerken aklına geliyor muydu böyle bir şey olacağı? Vallahi gelmiyordu abi. Ünlü olacağım. Mümkün değil, deneyecek. Mümkün değil. Asla ve asla. Nereden nereye yani? Aynen, nereden nereye kardeş. Bu bir gerçek. Biz hatta o zaman dedik yani 10 bin, 20 bin kişi izler, konu kapanır. Aynen. İş aynen bir anda doğru. Milyonlara vurdu abi. Aynen doğru. Televizyona çıktığında ne hissettin? İlk kim aradı senin televizyona çıktığını söyledi? İlk sen aradın dedin abi, televizyona çıkmışsın. Ben dedim yok ya. Vallahi dedin abi Elazığ'da televizyona çıkmışsın. Ben inanmadım ilk başta. Ben de bana bir sürü baktım, mesajlar geliyor Instagram'dan. Bir baktım abi senin haber. Aynen doğru. Kanal 23'te Taco Raco Rico. Aynen. Buradan Elazığ'a bol bol selamlar kardeş. Özledin mi Elazığ'ı? Tabii özlerim, vatanım, yurdum yani. Kakuşlar diyarı. Ne zaman yani, gideceğini düşünüyor musun gitmeyi? İşleri yoluna koyunca. İşleri yoluna koyunca inşallah Allah nasip ederse gideceğim abi. Hadi inşallah. Elazığ'sız asla olmaz abi. Doğru. Çoluk çocuk orada. Şimdi bulunduğumuz köprü ise Latin Köprüsü. Burası dünya tarihi için çok önemli bir yer, Latin Köprüsü. 1914 yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı buraya geliyor abi. Buradan geçerken arabasının içerisinde suikaste uğruyor. Burada öldürüyorlar ve 1. Dünya Savaşı bu sayede başlamış oluyor. Tarih için çok önemli noktalardan birindeyiz şu an. Evet, burası Latin Köprüsü. 1. Dünya Savaşı'nın başladığı nokta. Hemen karşıda ise bu olayın müzesi var. Müzenin önünde araba var. Fuat abi de burada. Arabayı birlikte keşfedelim. Evet Fuat abi, 1914 yılında evet. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı bu arabayla buraya geliyor abi. Arabanın içinde suikasta uğruyor ve ertesi gün savaş başlıyor abi, 1. Dünya Savaşı. Vay be. Her şey burada başlamış. Görüyorsun değil mi şu an abi, tarihin tam sıfır noktasındayız. Vay be. Şaşırdım. Burası da müzesi, evet. Vallahi şaşırdım. Çok ilginç bir yer değil mi Bosna abi? Abi ilginç. Bu bir gerçek yani, ilginç. Şimdi Latin Köprüsü'nün hemen ilerisinde ise Saraybosna Kültür Merkezi var. Görüyorsunuz gayet güzel, görkemli bir bina. Ortasından nehir geçiyor ve buradan Fuat abi geliyor. Nasıl baba buralar? Beğendin mi? Abi süper ya. Vallahi bizim köydeki ördeklerin aynısı. Dinlemeyin bana. Bir zaman bizimki de vardı ya. Doğru. Anam beslerdi. Ha valla. Şimdi şu köşede gördüğünüz ev İnat Kucan'ın evi. İnat dediğimiz abimiz çok eski zamanlarda yaşamış. O zaman da şehri yenileme çalışmaları yapılıyormuş. Köprüde böyle karşılıklı evler falan yapılıyormuş işte. İnat abimizin evi yine burada. İnatçı olduğu için aslında bu eve şu an İnat adı vermişler. Evini kesinlikle yıktırmamış abi. Bütün herkes evini teslim etmiş ama bu abimiz evini teslim etmemiş. Ondan dolayı İnat Kuca olarak kalmış burası. İnat Kuca'nın evinin üst katı da müze. Eşyaları falan var. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Alt katı da Hajiko Helli diye bir restoran. Boşnak restoranı. Böyle çok güzel yemekler yapıyorlar. Ama biz Boşnak Mutfağı'nı, çarşıda daha güzel bir yer var. Orada deneyimleyeceğiz az sonra. Fuat abi yorulduk ha? Vallahi biraz yorulduk kral. Biraz yorulduk. Bosna yemeklerini denemeye geldik. Yöresel yemekleri. Sonra ne olur? Ha, ortaya koyalım sana zahmet. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir gulaş doyadık, Macar gulaşı. Sınır ülke Macaristan, burada da yapıyorlar. Bu Bosna'nın yöresel dolması, soğan dolması gibi bir şey aslında. Soğan dolması. Evet. Bir nevi soğan dolması. Burada da bir soslu bir köfte var. Buna tadına bakacağız. Fuat abicim afiyet olsun. Dur bir bakayım, bismillahirrahmanirrahim. Soğan dolması. Nasıl? Güzel. Güzel mi?
Senin sosuna bakmak istiyorum. Hele buradan al. Köftenin sosu efsane. Arabiyata sos gibi, makarna sosu gibi yapmışlar. Bir de köfteye bakalım. Köfte de güzel. Beğendin mi köfteyi Fuat abi? Köftenin içiyle soğan dolmasının içi aynı. Aynı mı? Aynı. Macar gulaşına baktın mı? Bir bakayım macar gulaşına ben. Bu bir nevi tas kebabına benziyor. Aynen, bizim güveç gibi. Tas kebabı abi. Aynı. Doğru. Beğendin mi abi? Güzel, güzel normal. Türk yemeklerinin aynısı. Aynen. Güzel yapmışlar ama. Şu an Türk damak tadı var burada. Üç yemek de Türkiye'de var. Üçü de Türkiye'de var. Bu tas kebabı. Salçalı köftenin yuvarlağı. Bu da soğan dolması. Türkiye'de hepsi de var. Aynısı. Afiyet olsun abi. Sağ ol abim. Teşekkürler. Valla yemeklerin hepsi birbirinden güzel. Bu mekan da hemen şeyde kahvaltı yaptığımız yerin yanında. Saç böreğin yanında. Böyle ufak bir yer.